Efendim Bakış programına hoş geldiniz. Bugün sürdürülebilirliği konuşacağız. Bakış özel yayını Sürdürülebilirlik. Bugüne kadar belli başlı konularda tarımda, sanatta, sporda sürdürülebilirliği sizle paylaştık. Malum sürdürülebilirlik son dönemde en çok gündemimizde olan bir konu ve üzerinde çok duyulan bir konu. Yeni bir kavram ama artık oturmaya başladı. Hemen hemen tüm iş dünyası artık kendi gündemlerine sürdürülebilirliği aldı. Biz de bu kapsamda size belli alanlarda sürdürülebilirliğin ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Sürdürülebilirlikle neyi kastediyoruz? Sürdürülebilir olmak nedir? Bunları anlatmaya çalıştık. Bugün de devam ediyoruz. Bugün penceremizi şöyle açtık. Akıllı şehirler, şehirlerde sürdürülebilirlik. Tabii çok geniş bir kavram. Bunun içinde şehirde yaşamdan tutun da diğer bütün kavramlara, hatta işin içine, psikolojisine kadar her şey giriyor. Biz süremiz el verdiğince sürdürülebilir şehir ne demektir? Biraz onu size anlatmaya çalışacağız. İki tane değerli konum var. Birisi Aksa Sigorta İcra Kurulu üyesi Sayın Onur Koçkar bizlerle birlikte. İşin biraz daha iş dünyası boyutunu paylaşacak. Aynı zamanda Dünya Kaynakları Enstitüsü Koordinatörü Sayın Hande Küçük Coşkun bizlerle birlikte. Bu işin tam da odağındaki olan kurum ve tam da odağındaki olan kişi. Evet efendim, sorularınız olabilir, paylaşabilirsiniz. bakış@ntv.com.tr bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Aynı zamanda arkadaşlar yayın esnasında diğer sosyal güvenlik, sosyal medya adreslerini de sizle paylaşacaklar. Oralardan da bize ulaşabilirsiniz. Bakış başlıyor efendim. Evet efendim, Hande Küçük Coşkun Dönmez, Dünya Kaynakları Enstitüsü Koordinatörü, aynı zamanda Aksa Sigorta İcra Kurulu üyesi Sayın Onur Koçkar canlı yayın konuklarımız. Hande Hanım'dan başlayalım, Onur. Ne anlıyoruz sürdürülebilir şehir deyince Hande Hanım? Ya çok geniş bir kavram geliyor bana ya. Gerçekten aşırı de çok geniş bir kavram. Neresini anlatacaksınız? Sizin başlarsanız zaten bizim 20 dakika program evet, bize gerek kalmaz. Çok kısa tutmaya çalışacağım. Çok uzatabilirim. Rica ederim, buyurun. Önce ama çok kısa kurumumdan bahsetmek lütfen istiyorum. Neden hani bu konular üzerine de konuşabildiğimi daha iyi anlatır. WRI, Dünya Kaynakları Enstitüsü. Tamam. Amerika'da kurulmuş, çevre üzerine araştırmalar yapan bir enstitü ve biz de bunun Türkiye'de çalışan ofisiyiz. Çalışma alanımızda sürdürülebilir şehirler ama sürdürülebilir şehirlerde özellikle kent içi ulaşım, bisiklet, yani trafik, trafik nasıl rahatlatılabilir hatta biz bu ulaşım çözümleriyle, binalarda enerji verimliliği, kentlerin enerji verimliliği gibi konular çalışıyoruz ve biz belediyelere ve bakanlıklara aslında politika geliştirme desteği, sahadaki uygulamaları geliştirme desteği veriyoruz. Yani siz kamuyla çalışıyorsunuz. Aynen, kamuyla çalışıyoruz. Bu mevcut trafikten sorumlu olanlardan biri de sizsiniz. Biz iyileştirmeye çözüm sunanlardan birisiyiz. Ve bunu da teknik ekibimiz var. Şehir plancılarından, ulaştırma mühendislerinden, çevre mühendislerinden oluşan, onlarla birlikte gerçekleştiriyoruz. Kurum olarak, WRI olarak sürdürülebilir şehirlere biz biraz farklı bir perspektiften yaklaşmaya çalışıyoruz. Yani sadece çevre değil, bu işin sosyal boyutu da var, ekonomik boyutu da var ve tabii ki çevre boyutu da var. Üçlü bir saç ayağı olarak ele alıyoruz. Ve sürdürülebilir şehirler dediğinizde, verimli, kaliteli bir şehir nedir dediğinizde, yani çok kabaca hani şöyle söyleyebilirim. İnsanların yaşadığı şehirden keyif aldığı ve pandemi bize neyi gösterdi? Yeşil alanlar çok önemli. Bizim trafikte saatlerimizi kaybetmediğimiz şehirler. Yeni bir endeks yayınlandı. Bu endekse göre İstanbul trafik sıkışıklığı en fazla olan 10. şehir. Ve 88 saat kaybediyoruz bir yıl içerisinde. Dünyada 10. şehir. Dünyada 10. şehir. Ve birinci şehir Londra'ydı diye hatırlıyorum. Londra. Yanlış bilgi olabilir ama 10 Türkiye, ondan eminim. Ve bunun haricinde trafikte saatlerinin kaybolmadığı, sokaklarda rahatlıkla yürüyebildiği, herhangi bir yere takılmadan 7'den 70'e hep herkesin sıkıntı yaşamadan ve hava kalitesinin temiz olduğu bir şehir diyebilirim. Çok daha fazla kriter var ama ben en hani kendim ön plana çıkartmakta fayda gördüklerimi söyledim en azından. Peki, şimdi biraz sonra başka bir soru soracağım size. Evet. Onur Koçkar'a döneyim. Tabii
Ya 10. şehir, trafiği en yoğun 10. şehir, dünyada 10. şehir diyoruz. Tabii bu da beraberinde, yani bakıyorum hani sigortacılık açısından değerlendiriyorum, herhalde birçok riski de beraberinde getiriyordur. Sizin de bu çerçevede herhalde İstanbul en riskli şehirlerden biri gibi gözükmesi lazım diye tahmin ediyorum. Öyle mi? Kesinlikle öyle. Risk frekansı çerçevesinden İstanbul en yüksek frekanslı şehirlerimizden bir tanesidir. Ve sürdürülebilirlik açısından baktığımızda gerçekten de ulaşımdan başladık. Oradan gidelim. Ulaşımın rahatladığı, yoğunluğun azaldığı bir trafik ortamı tabii ki kazaları da azaltır. Dolayısıyla riskleri azaltır. Ama sadece bununla da yetinmez. Aynı zamanda da daha sağlıklı bir yaşam ortamı, kirliliğin azalmasıyla birlikte daha insanlara sağlıklı bir yaşam ortamı sağlar. Böylelikle sağlık risklerini de azaltır. Daha sürdürülebilir ulaşım alternatiflerinin kullanılması aynı şekilde insanları harekete yöneltir. Biliyorsunuz bizim şirketimiz insanları hareket etmeye, evet, yöneltmek doğru için birçok aktivite yapıyor. Dolayısıyla sürdürülebilirlik bütün bunlara, riskin doğrudan ya da dolaylı olarak azaltılması için çok destek veren bir kavram. Ya Onur, bir şey merak ediyorum. Mesela siz İstanbul'da değil de, mesela merkeziniz İstanbul'da değil de Türkiye'nin başka bir şehrinde, İzmir, ne bileyim belki Antalya, yani seçmiyorum şehirde olsaydı daha mı farklı olurdu? Aslında sigorta şirketleri, bizim şirketimizde, diğer sigorta şirketleri de yapıları gereği tüm Türkiye'ye dağılmış şekilde hizmet vermek zorunda olan yaygın hizmet acenteleri kanalıyla, bölge müdürlükleri kanalıyla tüm şehirlerde var olan aslında şeyler. Kendileri bizzat olmasa bile şirketler acenteleri vasıtasıyla aslında Türkiye satına yayılmış. Tüm, evet, en küçük yerleşim birimlerine kadar yayılmış birimler. Dolayısıyla biz aslında sadece büyük şehirler olan bir tane değil, tüm ülkede, tüm küçük büyük, tüm yaşam alanlarında olup bitenlerle ilgiliyiz, haberdarız ve tümünü aslında düzeltmek istiyoruz. Peki senin özelinde sorayım. Sen mesela İstanbul'da mı daha çok, sürdürülebilirlik anlamında konuşuyorum. Evet. İstanbul'da ya, keşke Ege'de olsaydık daha mı iyi olurdu der miydin? Şimdi herkesin bir Ege hayali var. Ege hayali. Ben Antalyalıyım, Antalya hayali var. Gerek yok diyor zaten böyle bir hayal kurmama. Akdeniz'deyim zaten. Noyan Bey, şimdi Aksa'nın hazırladığı bir şehir raporu var dünya çapında. Küresel bir araştırma fonlarını destekleyerek ve dünya çapında çeşitli branşlardan akademisyenlerle birlikte hazırladığı. Bu raporun ana amacı değişik disiplinlerin bakış açılarıyla değerlendirildiğinde karşı karşıya olduğumuz, şehirlerin karşı karşıya olduğu en büyük riskleri tespit etmek. Burada şehirleşme kendi başına zaten en önemli risk faktörü olarak tespit edilmiş durumda. Dolayısıyla sorunuza gelirsek, şehirleşme kendi başına nüfusu arttırmasıyla, kirliliği arttırmasıyla, sürdürülebilirliği zorlaştırmasıyla zaten aslında başlı başına bir risk faktörü. Dolayısıyla hepimizin aslında daha küçük şehirlerde, daha yaşanabilir şehirlerde, büyük de olsa daha yaşanabilir ortamlarda, daha çalışılabilir ortamlarda yaşamayı hayalimiz tercih etmemiz. Var, o yüzden bence bunu. İstanbul sürdürülebilir bir şehir mi? Ve nasıl bir şehir? Yani sizin herhalde ölçümlerinizde bir şeyler çıkıyor. İstanbul özelinde birebir ölçümümüz diğer, mi? Diğer şehirlerden seyredenler de bizi diyecek ki niye İstanbul'a odaklandınız, ama en büyük metropol işte dünyadaki 10. yoğun metropol. Evet, bir yandan da şu da var. İstanbul'da bir şey yapıldığında diğer şehirler de bunu örnek alıyor. Lokomotif işlevi de var aslında. O yüzden kritik bir role sahip. İstanbul'un hani iyi olduğu kısımlar var, sıkıntılı olduğu kısımlar da var. Ama böyle net bir değerlendirme üzerinden söylemek çok zor. Ama şunu söyleyebilirim belki. Mesela İstanbul özelinde mesela kentsel dönüşüm çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi, değil mi? Burada geçenlerde bir yazı okumuştum. İstanbul'da 180 bin bina bugüne kadar riskli olarak tespit edilmiş. Evet. 99 depreminden bu yana. Ve bunun 98 bin tanesi yenilenmiş. Ama
burada şu devreye giriyor. Hep afet, depreme yönelik olarak yenilenmiş. Peki bu binalar acaba afetlere yönelik olarak da yenilendi mi? Sel bizim çok yoğun artık gündemimizde olan şeylerden bir tanesi. Ya da iklimin farklı özelliklerine karşı acaba dayanıklı mı? Ya da ulaşımın diğer türleriyle entegre mi? Mesela hani sürdürülebilir ulaşımdan bahsediyoruz. Biz bisiklet çok yoğun çalışıyoruz. Ve hep şu geliyor tartışmalarda. Ben bisikletimi nereye koyacağım? Doğru. Odama mı asacağım? Bu kadar bina yenilenirken acaba hiç bisikletlere bir yer ya da katlarda yaşayan insanlar için birer otopark kesin olarak ayrıldı mı? Ya da şu var, hatta bunu da bu sabah denk gelmiştim. Önümüzdeki 10 yıl Türkiye'de ciddi bir bina stoğu yenilenecek. Evet. Ve bugüne kadarki yenilenenlerin 3'te 1'i kadar, bugüne kadar toplam her şeyin 3'te 1'i kadar bina yenilenecek ve çok büyük bir fırsat var. Çünkü şu ana kadar yenilenenlerin pek çoğunda aslında bina kimlik belgesi gözetilmedi. Çünkü bu kod birkaç yıl önce çıkartıldı, bunun zorunluluğu. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde aslında bunlar hepsi en azından C kimliğine sahip olabilir ve bir şeyler iyileştirilebilir. Ama asıl sıkıntı bizim konuya bütüncül olarak yaklaşmamız. Tek bir tarafından ele almak değil. Peki tüm bu tartışmalar sonunda ve konuşmalar sonunda bir akıllı şehir kavramını gündemimize getiriyor. Şimdi arkadaşlar akıllı şehir deyince bir haber hazırlamışlar, onu bir izleyelim. Sonra akıllı şehir ne demektir? Ve biz akıllı şehir kavramında neredeyiz, biraz onu konuşmak isterim sizlerle. Efendim akıllı şehir kavramını çok sık duyuyoruz. Ben mesela geçtiğimiz aylarda bir haber izlemiştim. Eskişehir'de bir ilçede akıllı şehir yapılmış. Haber var mı bilmiyorum ama ben şimdiden buradan vereyim. İlginç çalışmalar akıllı şehir. Bir izleyelim, sonra üzerine biraz konuşalım istiyoruz akıllı şehir kavramının. 8 milyara yaklaşan dünya nüfusunun yarısı şehirlerde yaşıyor. Uzmanlar 2050'ye kadar 6,5 milyar insanın kentli olacağını belirtiyor. Şehirlerde yaşam kalitesinin artması için son yıllarda akıllı şehir kavramı hayatın içine girdi. Akıllı şehirler, çevreye uyumlu fiziksel, dijital ve insani sistemleriyle kişilerin yaşam kalitesini arttıran, sürdürülebilir bir gelecek sunan, ileri yaşamsal teknolojilerle desteklenmiş şehirleri ifade ediyor. Bu tarz şehirlerde akıllı cep telefonu, akıllı evler, akıllı aydınlatmalar gibi cihazlar sayesinde elde edilen verilerle zamandan, enerjiden, sudan, atıklardan tasarruf etmek, yaşam kalitesini artırmak, kısacası daha sürdürülebilir bir hayat sunmak amaçlanıyor. Akıllı şehirlerde veri dolaşımını sağlamak üzere ücretsiz Wi-Fi, araç paylaşım uygulamalarıyla yoğunluğu azaltan akıllı trafik çözümleri, akıllı park alanları, temiz ve tasarruflu enerji sistemleri hayatın içine yerleştiriliyor. Bu sayede doğal kaynaklar verimli kullanılıyor. Karbon ayak izi küçülüyor ve yaşam kalitesi artıyor. Amsterdam, Barcelona, Kopenhag, Dubai, Kiev, Londra ve Madrid gibi şehirler akıllı şehirler statüsünde. Türkiye'de akıllı şehir henüz tam anlamıyla oturmamış olsa da girişimler yavaş yavaş yaygınlaşıyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir, Bursa, Gaziantep ve Kayseri gibi büyük şehir belediyelerinde akıllı şehir uygulamalarına yatırım yapılıyor. Evet efendim. Bizde akıllı şehir var mı? Yani ne demek akıllı şehir? Şehir, şimdi şehir başka bir şey. Kocaman bir şehirden bahsediyoruz. Bizde akıllı şehir var mı? Bize bence o kategoriye yok, girecek. Bizde daha çok pilot uygulamalar var. Bir sürü pilot uygulama var. Pek çok şehirde az önce de zaten bahsedildi, girişimler yapılıyor. Bir tane de örnek yapılıyor, iki tane yapılıyor ama geriye kalan 90 tane yok. Ne demek Hande Hanım akıllı şehir? Akıllı şehir konuşulduğunda hep telefondan sanki bir app'e gireceğiz, uygulamadan her şeyi yapabileceğiz. Her akıllı şey binalar gibi yani uzaktan gibi binanın anlaşılıyor. Kombisini çalıştır. Yok şunu ya, o değil herhalde akıllı. Ama aslında öyle anlamamak gerekiyor. Akıllı bir şehir dediğimiz şey bizim az kaynağı nasıl en verimli şekilde kullanabildiğimize dayanıyor. Onur Bey çok güzel bir şey söyledi az önce. Kentler yoğunlaşıyor. Kesinlikle Türkiye'de şu anda kentlerde yaşayan nüfusun yoğunluğu %76. Ve bu önümüzdeki 10-20 yıl içerisinde %90'a çıkacak. Dolayısıyla çok daha sınırlı kaynaklarla aslında biz kentlerimizi yönetmeye ve içinde yaşamaya devam edeceğiz. Asıl benim bir şehri akıllı ne yapar? Yani bu uygulamalardan çok, işte teknolojik gelişimlerden çok bu kaynakları biz ne kadar daha verimli kullanabiliriz kısmı var. Ve daha ne kadar sürdürülebilir kılabiliriz. Burada iklim krizine de ben biraz vurgu yapmak istiyorum müsaadenizle. Tam Onur Bey'in alanı, ilgi alanı. Bu yani artık yadsınamaz bir gerçek. Yani iklim krizi
İki hafta kadar önce Dünya Ekonomik Forumu bir rapor yayınladı, küresel risk raporu ve buradaki önümüzdeki 10 yıl için en büyük riskin ilk üçü iklim kriziyle ilgili. Hatta ilki de iklim faaliyetlerinde başarısızlık. Dolayısıyla bu akıllı şehirler, hatta ben sürdürülebilir şehirler demek istiyorum. Bu alanda yapılacak yatırımlara da bir lüks gibi bakmamak gerekiyor. Çünkü bu hepimizin hayatını tehdit ediyor ve bunun yatırımlarını biz bugün yapmadığımız zaman işte onu telafi etmek, geri çevirmek çok daha zor olacak ve hep beraber de bundan nasibimizi alacağız diyebilirim. Ne ifade ediyor siz sigortacılar için akıllı şehir, sürdürülebilir şehir ve tabii Hande Hanım'ın söylediği kriz, iklim krizi sizin en çok iştigal alanınız zaten. Kesinlikle. Biraz önce de dediğimiz gibi sürdürülebilir şehirler sadece daha teknolojik, daha verimli, daha konforlu şehirler anlamına gelmiyor. Aynı zamanda daha sağlıklı, daha güvenli şehirler anlamına geliyor. Daha yaşanabilir, daha çalışılabilir ortamlar anlamına geliyor. Dolayısıyla biz sigortacılar için aslında risklerin minimize edilmesi anlamında da doğrudan bizim ilgi alanımıza giriyor. Akıllı şehir aslında sürdürülebilir şehrin bir alt başlığı bana göre. Yani sürdürülebilirliği sağlamak için teknolojiden faydalanmak olarak düşünebiliriz. Bu kendisi tabii ki bir hız, konfor ve verimlilik anlamında çok önemli fırsatlar getirmekle birlikte bir yandan da kendisi de teknolojinin kullanımının artması aynı zamanda bizim için siber risklerin artması anlamına da geliyor. Yani bir yandan kendi getirdiği avantajlar varken bir yandan da bir takım kendi ürettiği riskler de var. Onu da unutmamak lazım. Dolayısıyla gerek çalışma koşullarında riskin azaltılması, gerek yaşam alanlarında risklerin azaltılması, sağlık risklerinin azaltılması, afetle mücadele, afet risklerinin minimize edilmesi ve afet sonu koordinasyonun sağlanması, güvenlik koşullarının artırılması gibi birçok alanda hem akıllı şehir uygulamalarından hem de sürdürülebilirlik felsefesinden faydalanmak, hareket etmek gerekiyor ki Türkiye'de de Hande Hanım'ın da dediği gibi birçok proje var aslında. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bir 2020-2023 akıllı şehirler eylem planı var. Belediyeler Birliği'nin sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte gerçekleştirdiği çalışmalar var. Birçok aslında ülkemizde de çalışma var ama bu daha başlangıç aşamasında. Peki Onur Bey, bir soru var. Diyor ki sürdürülebilir şehir ya da bahsettiğiniz akıllı şehir kavramı farklı sigorta ürünlerini de gündeme getirebilir mi diye bir soru sormuş izlediğimiz Tuğba Hanım. Kesinlikle getirebilir, getirmektedir de. Öncelik örnek de verebilirim. Çünkü zaten biz olaya şu pencereden bakmaya çalışıyoruz. Sigortacılığa sadece bir zarar gerçekleştiğinde zarar ödemek olarak değil, aynı zamanda zarar gerçekleşmeden de zararı önleyici, insanların ya da iş yerlerinin bir çeşit çözüm ortağı olabilmek olarak bakıyoruz. Dolayısıyla hem bir sigortacı olarak, hem bir yatırımcı olarak, hem de örnek bir kuruluş olarak bizim sorumluluklarımız olduğuna inanıyoruz. Sigortacı olarak sorumluluklarımızdan biri de ürün ve hizmetlerle bu kavramları desteklemek. Dolayısıyla biz bir bisiklet dostu sigorta ürünümüz var. Bu hem insanları hareket etmeye, bisiklet kullanımına teşvik etmeyi amaçlıyor, hem de sağlıklarını korumaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Bunun dışında sürdürülebilirlik anlamında elektrikli ya da hibrit araçların sigortalarında çeşitli avantajlar sağlıyoruz. Bizim bir Aksafit uygulamamız var. Bununla insanlara, müşterimiz olsun olmasın, sağlıklı yaşam konusunda hizmet vermeye, sağlıklı beslenme, hareket etme gibi imkanlar sağlamaya, onları desteklemeye çalışıyoruz. Yani riziko gerçekleşmeden de biz aslında insanların yanında olmaya çalışıyoruz. Peki Hande Hanım, size de birkaç soru var ama ben bir tanesini söyleyeyim. Akıllı şehir ya da bu bahsettiğiniz konuya dönüşüm kolay bir şey mi diye soruyor bir izleyici. Yani kolay bir şey midir? Yani biz hadi İstanbul'da akıllı şehir yapalım. İşte bir yılda yapalım. Böyle midir? Yani soru o, anladığım kadarıyla. Şöyle, tam olarak böyle değil. Öncelikle bir vizyon koyulması gerekiyor. Akıllı şehir İstanbul gibi. Koyduk mu? Yani kamu koydu mu yani? İstanbul'un ya da Türkiye çeşitli var. Yani İstanbul'un da var. Bu konudaki vizyonu var. Çeşit hedefleri de var. Ama genelde pek çok kurumda, Türkiye'de de bu böyle aslında.
bir hedef koyuluyor, vizyon koyuluyor ama mevcut durum saptamaları, veriye dayalı saptamalar bazen eksik kalabiliyor ya da halkla açık olmuyor. Belki onların elinde var ama en azından bize ulaşmıyor bu bilgiler. Daha sonra bu veriye dayalı bir şekilde hedeflerin koyulması gerekiyor. Bazen hedefler koyulabiliyor ama altındaki mevcut durumu ne kadar yansıttığı konusu biraz muamma olabiliyor. Ve bu hedefler doğru zamanda doğru şekilde gerçekleştirilmesi lazım. Ve en çok atlanan şey bizim ülkemizde geriye dönüp kontrol etmek. Neyi ne kadar başarıya ulaştı? Ve biz yaptık ve başarılı oldu diyoruz. Hiç ama başlandı mı bir yerden? Çeşitli uygulamalar var. Mesela en azından bir akıllı şehir uygulaması olarak işte sinyalizasyon çalışmaları var İstanbul'da. Ha, bu ona giriyor yani. Bunların hepsi alt bileşenleri. Diyorum ya, parça parça bir sürü şey var aslında. Ya da şimdi yeni bir uygulama var, İstanbul Senin. Bu da akıllı şehrin aslında bir parçası. Her şeyi bir araya toplayan bir süper app. Siz toplu taşıma kartı bile taşımanıza ihtiyaç yok artık. Onunla basıp geçebilirsiniz. Ve bunu kartı sadece toplu taşıma için değil, pek çok şey için kullanabiliyorsunuz. Bu da bir akıllı şehir uygulaması. Ama işte bunların hepsini bir bütün olarak ele almak gerekiyor. Mesela bir izleyicimiz demiş ki akıllı şehir öncelikle altyapısı güçlü olması lazım diye ekleme yapmış. Çok yani doğru. O kadar yağmur yağdığında bu hale geliyorsa zaten bu akıllı şehir değil herhalde, değil mi? Sürdürülebilir olması işte o yüzden çok önemli. Evet. Şimdi bir şey de izleyici de direkt söylüyor. Peki son bir cümle alacağım. Son bir cümle alacağım. Kapatacağım. Onur, sana bırakıyorum bir cümle. Evet, sürdürülebilirliği Hande Hanım'ın da biraz önce söylediği gibi sosyal anlamda, yani toplumsal eşitsizliğin giderilmesi, şehirlerde sürdürülebilir imkanların, bir yaşamın kurulabilmesi, ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanması gibi hayatımızın tüm alanlarına aktarmamız gerekiyor. Şirketlerin, iş yerlerinin bunu hem bir şirket olarak kendi uygulamalarında, yani kendi karbon ayak izini azaltarak, kendi sunduğu hizmetleri, tasarladığı ürünleri buna göre belirleyerek, yatırımlarını buna göre seçerek, partnerlerini de buna göre seçerek bu kavramın yaygınlaşmasına katkıda bulunması gerekiyor. Size de bırakayım son mesajınızı. Çok güzel özetlediniz aslında. Hani benim söylemek isteyeceğim her şeyi ele aldınız. Ama şunu söyleyebilirim. Sürdürülebilir şehirlerle ilgili ulaşım, bina ya da şu sektör gibi bir öncelik alanı yok. Hepsi bizim öncelik alanımız ve hepsiyle şu an bir krizle uğraşır gibi, nasıl salgına bir kriz olarak yaklaştık ve topyekun bununla savaşmaya çalıştık. Aynı şeyi şehirler içinde bir iklim kriziyle savaşırcasına hemen şimdi başlamamız gerekiyor. Hande Küçük, Coşkun Dönmez, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için, katıldığınız için. Onur Koçkar, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeniz için. Efendim, tabii konu çok geniş. Sürdürülebilir şehir, akıllı şehir. Bu böyle bir programda anlatılacak bir konu değil. Belki çok uzun seriler yapmak lazım ve konunun diğer paydaşlarını da davet etmek lazım. Ama en azından değindiğimizi biz burada bir tarihe not düşelim istedik. Akıllı şehir kavramı. Önümüzdeki günlerde tekrar gündeme getiririz konuyu. Hatta gelişmeler olursa paylaşırız. Efendim, iyi bir hafta sonu geçirmenizi dileriz. Cumartesi günü yine aynı saatlerde huzurlarınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.